Değerli izleyenlerim, bugünkü sorularla İslamiyet programımızda tasavvufi anlamda çile nedir? Bu soruya cevap bulmaya çalışacağız. Değerli izleyenlerim, çile Farsça bir kelime ve Arapça bunun karşılığı erbain. Erbain de 40 anlamında. Gerçi bizim Türkçedeki kullanımımızda çile dediğimizde 40 anlamı anlaşılmaz. Bir takım zorluklar karşısında insanın sabretmesi, İşte belli bir süreçten geçmesi, bu gibi manaları çağrıştıran bir kelime çile dediğimizde. Günlük hayatta insan bir takım ızdıraplarla, sıkıntılarla karşı karşıya geliyor. Bu sıkıntıların adına adeta çile denilmiş. Türkçedeki kullanımı böyle. Ama Farsça asıllı bu kelimenin anlamı 40 anlamındadır. Ve bu Arapça'da Kur'an-ı Kerim'de geçen erbain kelimesinin karşılığıdır. Peki erbain nedir? Onu ele alalım. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya 40 gün Tur Dağı'nda ibadet etmesini emrediyor. Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na geliyor ve Tur Dağı'nda 40 gün 40 gece devamlı ibadet hali yaşıyor. Gündüzleri oruç, geceleri sabahlara kadar ibadet ve bunun neticesinde 40 günün neticesinde daha böyle manevi bir tekemmül hali ve Allah-u Teala kendisine Tevrat'ı veriyor. Ve Musa Aleyhisselam daha sonra insanları irşat için, insanlara yol göstermek için tekrar onların arasına karışıyor ve kavminin kurtarıcısı oluyor. Tasavvufta bu bir esas kabul edilmiştir. Ve böylece bir insan belli bir çile döneminden geçmeli, en azından belli bir dönem insanlardan uzak kalmalı, bir riyazet hali, bir daha böyle yoğun bir ibadet hali yaşamalı ve bunun neticesinde tekemmül etmeli, kemale ermeli, tekrar insanların arasına döndüğünde insanları irşat etmeli. Bu anlamda çile tabiri kullanılmış. İmam-ı Gazali, İslam tarihinin köşebaşı şahsiyetlerindendir. Hüccetül İslam denilen, sözü dinde hüccet olan büyük bir alim. Bu zat Nizamiye medreselerinin rektörü durumundayken geçirdiği bir halet ruhiyenin neticesinde insanlardan uzak kalmayı tercih ediyor ve 9-10 yıl kadar insanlardan uzak kalıyor. Ve 9-10 yıl sonra İmam-ı Gazali tekrar insanların arasına döndüğünde daha kamil bir mürşit olarak dönüyor. Gerçi Gazali daha öncesinde de sıradan bir şahsiyet değildi. O zamanın üniversitesi durumunda olan Nizamiye medreselerinin rektörüydü. En baş hocasıydı. Ve büyük bir alimdi. Ama 9-10 yıl sonrasında insanlardan o kadar süre uzak kalmış, daha böyle kendini o dönemde ibadete vermiş, kalben inkişaf etmiş şekliyle bir sonraki Gazali, önceki Gazali'den çok daha farklı, çok daha ileri bir derecede. Ve insanların arasına karıştığında ve çok daha faydalı oluyor ve insanların gerçek mürşitlerinden birisi haline geliyor. Demek ki böyle bir çile insana lazımdır. Çile ham ruhları olgunlaştırır. Bir insan çilenin neticesinde daha böyle tekamül eder. Daha olgun bir kimse haline gelir. Çile çekmemiş olan insanlar hayatı toz pembe görürler. Hayatı o kadar da anlamazlar. Hayat musibetlerle tasaffi eder, kıvam bulur ve kemalini bulur. Mesela nohutu düşünelim. Nohut o haliyle serttir. Ama kaynamış ateşte böyle fokurdadıkça, orada kaynadıkça neticede yenilir bir hale geliyor. Ham armudu düşünelim veya ayvayı düşünelim. Ham şekliyle ondan istifade edilmez. Ama olgunlaştığı zaman gerçekten güzel bir tat meydana gelir ve lezzetli olur. Benzeri bir şekilde insanların da belli bir çile sürecinden geçmesi lazım. Belki bazılarının hatırına şu gelebilir. Bizler şu anda 21. yüzyılın insanları olarak zaten çok çile çekiyoruz. İşte televizyonu izliyoruz, dünyanın her tarafından felaket haberleri. İstanbul gibi büyük yerlerde trafiğe çıkmak bir çile, adeta bir işkence. Ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Bu bir çile, bir işkence. Bu bize yetmez mi? Böyle diyenler belki çıkabilir. Şöyle herhalde anlamak lazım. Hak yolunda çekilen çile önemlidir.
Yoksa günlük meşguliyetler arasında çekilen çile değil. Bir insan diyelim Allah'ın dinini yaşamak için çileye maruz kalır. Bu çile güzeldir. Ne gibi? Mesela Hazreti Yusuf Allah'ın dinini yaşamak için hapsi bile göze almış. Kendisine günah teklif ediliyor. Harama girmesi teklif ediliyor. Ama o kabul etmiyor. Ve diyor ki Rabbis sicnu ehabbu ileyye. Ya Rabbi diyor, onların çağırmış oldukları şeylerdense, ya yani günahtansa hapis benim için daha sevimlidir. Ve böylece bilerek hapse girmeyi tercih ediyor. İzzetiyle hapse girmeyi tercih ediyor. Ve rivayetlere göre belki 7 yıl kadar hapiste kalıyor. O da Hazreti Yusuf'un bir çile sürecidir. Allah yolunda bir çile süreci ve o çile süreci içerisinde gerçekten de tekamül ediyor ve bir peygamber olarak daha sonra insanları irşat ediyor. İnsanlara hak ve hakikati anlatıyor, tebliğ ediyor. Demek ki rastgele çile değil, günlük hayatın böyle yoğun meşguliyetleri arasında herkesin maruz kaldığı türden çile değil, Allah yolunda, din uğrunda çekilen çile insanı olgunlaştırır, insanı kemale erdirir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda şöyle buyurmakta: Eşeddün nâsi belâen el enbiyâ sümmel evliyâ fel emsel vel emsel. Yani en fazla belaya maruz kalan başta peygamberlerdir, daha sonra derecesine göre diğer insanlardır. Demek ki Allah en sevdiği kullara en fazla çileyi veriyor. Hatta bir kısım Allah dostları eğer hayatları çok rahat geçerse kendilerinden şüphelenmeye başlamışlar. Demişler ki acaba biz mükafatımızı dünyada mı alıyoruz? Ahirete bir şey kalmayacak mı? Bu tarz değerlendirenler bile çıkmış. Tabi sözlerimizin yanlış anlaşılmasını da istemeyiz. Yani bir Müslüman kendi iradesiyle ya Rabbi bana çile ver demesi uygun düşmez. Ama şunu herhalde bilmek lazım. Bir insan hak yoluna girmişse o yolun belli bir çilesi de olacaktır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: Yoksa sizler em hasibtum en tedhulul cenne ve lemma yetikum meselul lezina halav min gablikum. Sizden öncekilerin başlarına gelenler sizin başlarınıza gelmeden hemen cennete girivereceğinizi mi zannettiniz? Messetumul be'sa ve darra'u. Zorluklar, sıkıntılar onlara öyle bir dokundu ki ve zülzilu ve sarsıldılar. Hatta yegûler rasûl vellezîne âmenû mâhu metâ nasrullah. Öyle ki peygamber ve ona tabi olanlar Allah'ın yardımı ne zaman diyecek duruma geldiler. Demek ki cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. Bir insan eğer cennete talipse onun bedelini de ödemek durumunda ve o bedel büyük ölçüde çileyle de alakadar. Yani çilesini çekmediğimiz şey bizim değildir. Ve cennette çok ucuz bir meta değildir. İnsan Allah'ın dinini yaşama uğrunda belli bir çile sürecinden de geçecek ki öyle bir mükafatı elde edebilsin. Cenab-ı Hak hayat yolunda hepimizi muvaffak eylesin duasıyla bugünkü programımızı bitiriyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.